Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek her günahını bağışlasın. Allah Hazreti Mehdi'ye biz sana apaçık bir fetih verdik diyor dünya hakimiyeti. Şimdi bu ayet tabii peygamberimize bakıyor. Birinci anlamı. Evet. İkinci işare anlamı Mehdi'ye bakıyor. Evet, devam et. İnşallah. Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek her günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin. Ve Allah sana üstün ve onurlu bir zaferle yardım etsin. Allah'ın vaadi olarak İslam'ın dünya hakimiyeti ve üstün ve onurlu bir zafer vaat ediyor Allah inşallah. İşari manada tabii Evet. Kur'an'ın bu ayeti olduğu gibi aynı zamanda Mehdi'ye bakıyor. İnşallah. Tamamla. İnşallah hocam. İşte bak seni dosdoğru bir yola yönetsin. Mehdi'yi Allah yöneltecektir. Evet, inşallah. Mesela değil mi? Evet. Mesela üzerindeki nimetini tamamlayacaktır Mehdi'nin. Ve Allah sana üstün ve onurlu bir zaferle yardım etsin. Bütün dünyaya hakim edecektir. Üstünlük ve onur gelecektir Müslüman. Müslümanlar onurlarını kırıyorlar şu an. Eziyorlar Müslümanları. Evet hocam değil inşallah. Mi? İnşallah. Bakın bir zafer vardır bir de üstün bir zafer vardır. Onurlu bir zafer vardır. Bu işte dünya hakimiyetinin tam olmuş olacaktır. İnşallah. Ayet Peygamber Efendimiz zamanına bakmakla beraber Mehdi'ye de boydan bayağı tamamı bakıyor. Devam edelim.